Bodrum'da elektrik ve iletişim hatlarında yürütülen çalışmalar sonrası bozulan yolların asfaltlanmasının gecikmesi mahalle esnafının tepkisini topluyor. Bitez Mahallesi'nde bir süredir elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları devam ediyor. Bazı noktalarda da internet ve telefon hatlarının döşenmesi için yollar kazıldı. Mahalle sakinleri bazı noktalarda çalışmaların bir ay önce bitirilmesine rağmen yolların hala asfaltlanmadığını, toz toprak çamur içinde kaldıklarını söylüyor. Şah Caddesi esnaflarından Erdinç Tekin, yolun hem elektrik hem de iletişim hatları için kazıldığını belirterek şunları söyledi. İki kere işim oldu burada. Bir Aydem galiba işim yaptı, bir de Süper Online fiber kablosu döşedi. Yaklaşık buradan otağın başından beri burası ve Akkur'un yolu da o şekilde şimdi. Bu yaklaşık bir ay önce bitti ama bir türlü asfaltlamaya geçmedi belediye. Biz burada mağduruz, toz toprak içindeyiz. Bu ara sokaktan bahsetmiyorum, orada bir kablo boru döşeniyor, su attı. Orası tabi bitmedi ama burayı bir an önce yapmaları lazım ve bugün her şey kalktı gün yani. Serkan Kan isimli başka bir esnafsa bir aydır sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek elektrik hatları yer altına alındı ama bir türlü sonuca ulaşamıyoruz. Çok toz toprak oluyor. Haziran ayına geldik. Toz kalkıyor ve hepsi dükkanların içine giriyor. Bekliyoruz dedi. Tozdan kapıları açamadıklarını söyleyen Ümit Yıldırım da şu an camları dahi açamaz hale geldik. Süpürme sıkıntı, ıslatıyoruz sıkıntı. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Şu an temizlik yapmaktan geliyorum dedi. Öte yandan Mazı Mahallesi'nde de aynı sıkıntıların yaşandığı bildirildi. Hurma sahilinde 10 gün önce döşenen boru sonrası asfaltlama yapılmadığı için her araç geçtiğinde toz içerisinde kaldıklarını söyleyen mahalle sakinleri yollarının asfaltlanmasını istedi.